Medyanet ekranlarından mutlu bayramlar değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öseseki, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerine giderek parti üyeleriyle bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki ilk olarak İncesu'yu ziyaret etti. Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda İncesu teşkilatıyla bayramlaşan Öseseki'ye İncesu ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'yla il yönetimi eşlik etti. Değerli kardeşlerim, bu koşmalar boşuna değil. Bu çabalar, bu gayretler boşuna değil. Hem genelde hem yerelde. 19 yıllık iktidarız. AK Parti ailesi olarak bütün kardeşlerimiz başını dik tutabilirler. Vicdanen müsterih olsunlar. Geçmişe doğru ne kadar hükümet geldiyse birçoğunuzun aklı 3, 5, 7, 10 hükümet erer. Lütfen bir kıyaslar mısınız? Başarılı mıyız, değil miyiz? Emin olun hepsinden başarılıyız. Hangi hükümet varsa ben onu televizyonlarda açık oturumda tartışmaya da hazırım. Hepsinden başarılı olduğumuzda iddia ile söylüyorum. Arkadaşlar, ekonomide başarılıyız. Bugünlerde bakma ki pandemiden dolayı küçük esnafımızda ve turizm sektöründe biraz sıkıntı vardı. Şimdi onlar da aşılıyor. Dükkanlar açılınca, turizm sektörü hareketlenince Allah'a hamdolsun o da aşılıyor. Ve onunla ilgili de tedbirler alınıyor. Ama onun dışında sanayide, bütün organize sanayilerde elektrik kullanımından biz farkındayız. Artış var. İhracatta artış var. Geçtiğimiz yıl Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler eksi büyümeyle defteri kapattılar. Biz 1.8 yine büyümeyle kapattık. Son çeyrekte de %7'lik bir büyüme sağladık. Eğer bu pandemi bundan 20 yıl önceki koalisyon hükümetleri dönemine denk gelseydi, ne olur bir halimizi düşünsenize. Biterdi bu millet. Ekonomi bittiği gibi ondan da önemlisi can, hastanelerin halini o zaman bir düşünün. Sağlıkta da başarılıyız çok şükür. Nihayetinde bu fakir kardeşinizle hasta oldum. Gittim doğru şehir hastanesine, doktorlar filmler çektiler. Yatırmamız lazım, acil dediler, yattık. Elhamdülillah. Gece gündüz şükrettim. Yapanlara, yaptıranlara dualar ettim. Niye? 1600 kişilik hastane dolu. Hepsi gariban, fakir, fukara insanlar. Ama odaları, emin olun, kendi özel evlerindeki odalarından daha lükslü. Acaba bana dedim, özel torpil geçerek büyük bir oda mı verdiler? Hanımla biz de yatıyoruz. Yan komşulara gittim. Öbür kata gittim. Yandakilere gittim. Hastanede işimiz yok zaten. Herkes de pandemi hastası. Ne olacak? Birbirimize bulaştıracak halimiz yok. Hepimiz hastayız. Konu komşu gezmeye başladım. Biraz da muhabbet olsun diye. Emin olun herkesi aynıydı. Benim herkesin odası aynıydı. Benim kaldığım oda gibiydi. Doktorlar, hemşireler akşama kadar seferber haldelerdi. Ve hiç kimse hastane kapılarında kalmadı. Avrupa'daki gibi toplu ölümler olmadı. Kaderine terk edilmiş insanların öldüğü, toplu mezarların açıldığı yerler bizde olmadı elhamdülillah. Bakın, sağlıkta da başardınız. Bunun yanı sıra aklınıza gelebilecek ulaşımda, enerjide, savunma sanayideki yaptığımız işlerde çok şükür geçmiş hükümetlerin hepsinden başardıyız. O yüzden AK Parti ailesi olarak sizler başınızı dik tutun arkadaşlar. Evet, 20 yıllık iktidarın belki de birazcık yüz eskimesi olabilir. Eyvallah. Ama millet her seçimde AK Parti'yi birinci yapıyor. Neden? Kimse kimsenin kara kaşına, gözüne hayran değil. 4 kere yerel seçimlere girdik. En son seçimde biraz moralimiz bozuldu. Doğru, canımız da sıkıldı. Ama yine birinci partiyiz ve en yüksek oyumuzu aldık %45'le. Yerel seçimlerde. Genel seçimlerde yine hepsinde biz birinciyiz. Yine şampiyon biziz elhamdülillah. Niye arkadaşlar, niye? Çalışıyoruz da o yüzden. Millet çalışan insan istiyor. Hizmet eden insan istiyor. Kendini temsil edecek insanlar da bu kabiliyeti gördüğü zaman da bırakmıyor bir daha. Öseseki İncesu esnafını da ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve sohbet etti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bayramınız mübarek olsun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Çok şükür. Siz iyisiniz. Elhamdülillah, çok şükür. İyi gördük. Elhamdülillah. Kayseri'nin gülü. Allah razı olsun, sağ olun. İncesu'nun ardından Yeşilhisar'a geçen Öseseki, AK Parti Yeşilhisar Teşkilatı'yla da bayramlaştı. Her hafta açılış vardı. Cumhurbaşkanımızı izliyorsunuz.
Bütün dünya eve kapanmış, dışarı çıkmıyor, ekonomileri küçülmüş, durağanlaşmış. Ama çok şükür biz açılıştan açılışa belki de tarih vermeye zaman bulamadan bu işlere devam ediyorduk. Aynı dönem içerisinde Akdeniz'de Türkiye'yi biraz sıkıştırıp kara ülkesi haline getirmek isteyen Batı dünyası vardı. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye denizlere doğru açılsın istemiyorlar. Özellikle eskiden yapılmış olan anlaşmaları da bahane ederek o milli hesaplar durmadan söylenir ya, siz de okursunuz, Türkiye'yi Anadolu'nun kara parçasına mahkum etmeye çalışıyorlar. Libya'da yaptığımız işlerle beraber şimdi biz Akdeniz'i adeta Türk Gölü haline getirdik. Dikkat edin, Yunanlılar bir gün Avrupa Birliği'ne gidip ağlıyorlar. Bir gün İsrail'li abilerine gidip ağlıyorlar. Rum kesimini yanına alıyorlar, ABD'ye gidiyorlar. Bu Türkleri durdurmamız lazım diye oradan oraya ağlayarak gezmeye devam ediyorlar. Bu dönem içerisinde yine dikkat edin, çok şükür PKK terör örgütü diye bir şey kalmadı. Şehirler temizlendi, dağlar temizlendi, yurt dışındaki inlerinde bulup canlarını okuyoruz bu katillerin. Elhamdülillah. Değerli arkadaşlar, bizim gençliğimizde okuduğumuz dergilerin birçoğunda Ayasofya ile ilgili şiirler çıkardı. Ayasofya nihayetinde Fatih'in vakfiyesi ve bir cami. Namaz her yerde kılınır. Şurada temiz bir bez bulursunuz, serersiniz, kılarsınız. Çayırlıkta kılarsınız. Ne önemi vardı peki? Niye bu kadar bayraklaştırılırdı? Şundan dolayı. Batı dünyası ve özellikle egemen güçler Türkiye'ye dönüp ayar veriyorlardı. Burayı açamazsınız. Bura bizim için sembol bir kilisedir aslı. Siz evet Türkiye'de bağımsız bir ülke olabilirsiniz. Bağımsız bir cumhuriyet kurmuş olabilirsiniz. Bayrağınız dalgalanabilir ama açamazsınız burayı. Onu açmak sembolik bir ifadeydi. Hamdolsun orayı da açtık. Kim ne derse desin dedik. Sizi ilgilendirmez dedik orada biz. Azerbaycan'da 40 yıldır neredeyse Ermeniler Müslüman Türk'ün toprağını almışlar ve orada işgal altındaydı. Çok şükür destek verdik kardeşlerimize, orayı da kurtardık. Bakın bunlar pandemi döneminde olan işler. Karadeniz'de doğalgaz bulundu, bayram ediyoruz. Çok şükür dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Yine gemilerimiz orada, bunları yapmaya da devam ediyorlar. Ayaklarımız üzerinde devam ediyoruz. Çok şükür yatırım üstüne de yatırım yapıyoruz. Allah'a hamdolsun. Bizim siyasetimiz Cumhurbaşkanımızın tabiriyle hizmet siyaseti. Herkes AK Parti ailesi olarak elini vicdanına koysun. Geçmiş iktidarların hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın, hepsinden başarılı olduğumuz bir gerçektir arkadaşlar. Ulaşımda kıyaslayın, sağlıkta kıyaslayın, enerjide kıyaslayın, nerede istiyorsanız. Savunma sanayinde. Zamanında İHA'ları Obama'ya Cumhurbaşkanımız birkaç kez anlattı. Parasını verelim, lütfen İHA verin bize, SİHA verin dediklerinde parasıyla alamadığımız bir ortamı bugün kendimiz üretiyoruz, dünyaya satıyoruz. PKK denen lanet örgütün canını okurken kullandığımız silahların %70'ini Türkiye'de kendimiz üretiyoruz. Ve dışarıya da satmaya başladık. Elhamdülillah. Arkadaşlar, eksiklerimiz olabilir. Hatalarımız da olabilir. Biz çok ciddi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki gerek partide gerekse kabinede bunları enine boyuna tartışıyoruz. Hata yapanın kulağını çekiyoruz. Hatta biraz ileri giderse çık dışarı diyoruz. Senden AK Parti ailesine yer olmaz deyip kovuyoruz da. Biz bütün dikkatimizle dürüst bir şekilde bu millete hizmet etmeye devam ediyoruz. Elhamdülillah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özese ki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti İl Binası'nda video konferans yöntemiyle partililerle bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özeseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katıldı.
Bayramlaşma töreninde milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri'li yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla üyeleri video konferans yöntemiyle bağlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki, AK Parti ailesi olarak tüm Kayserililerin bayramını kutladı. Öseseki, bayramınız mübarek olsun, Cenab-ı Allah nice bayramlara huzurlu eriştirsin dedi. AK Parti Kayseri Başkanı Şaban Çopuroğlu ise geleneksel bayramlaşma programı pandemi nedeniyle video konferans yoluyla yapıldı dedi. Başkan Büyükkılıç bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajını verdi. Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı'nda da bayramlaşma töreni düzenlendi. Törenden yansıyanları ekranlarınıza getirelim. Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bekir Yıldız, Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Tekelioğlu ile birlikte Üstad Necip Fazıl'a gönül veren vakıf yöneticileri ve üyeleri katıldı. Törende konuşan Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Tekelioğlu açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Bir araya gelebilmemiz, geldiğimiz için 2020 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı Covid dolayısıyla bir araya gelememiştik. 2021 yılında da bu geçtiğimiz Ramazan bayramı sebebiyle de bir araya gelememiştik ama bugün çok şükür bir aradayız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygı sunuyorum. Rabbim bir an evvel bu Covid belasından bizi kurtarması için niyaz ediyorum. Hepinize tekrar selam ve saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileriyle bayramlaştı. Programda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, aşı çağrısında da bulundu. Memur Sen Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Kayseri Bilginoğlu Şube Başkanı Aydın Kalkan'la üyeler katıldı. Başkan Büyükkılıç dernek yöneticilerinin ve bayramlaşma törenine katılan üyelerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çağrısında bulundu. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç konuşmasında biz 16 ilçe belediye başkanı ile beraber 17 kardeş el ele gönül gönüle cumhur kültürü ve dayanışması içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Medyanet ekranlarında yayınlanan bayram özel programının konuğu oldu. Başkan Palancıoğlu programda Selçuklu Anıtı'ndan kentsel dönüşüme, kamp merkezinden devam eden projelere ilişkin önemli bilgiler verdi. Türkiye'de işin olumsuz yönünden, olumsuz kısmından bakan sayısı fazladır. Faydalarını, getirilerini çok düşünmezler ama burada Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesine destek %70'leri geçti. Bu güzel bir şey. Tabii bunu yapmamız illa gerekmiyor. Bu şehri renklendirecek projelerden bir tanesi. Şimdi şehirde temel ihtiyaçlar var. Temel ihtiyaçlar yol gibi, park gibi, cami gibi, sağlık ocağı gibi, okul gibi. Bunların bir kısmı doğrudan bizle alakalı. Yol mesela, park, sosyal tesis. Ama bir kısmını da ilgili kurumları var. Milli Eğitim gibi, müftülük gibi veya İl Sağlık Müdürlüğü gibi. Ama biz vatandaşın sorunları, sıkıntıları hızlı bir şekilde çözülsün, talepleri karşılansın diye her türlü göreve talip oluyoruz ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Okul yaptırıyoruz, sağlık ocağı yaptırıyoruz, cami Kur'an kursu yaptırıyoruz. Dolayısıyla diğer kurumların yükünü de kısmen üstlenmiş olduk. Ama bununla birlikte şehri güzelleştirmek, renklendirmek lazım. Yani biz şehri bir misafir odası olarak tanımladığımızda tabii ki koltuk olacak, sandalye olacak, masa olacak ama aksesuarlar da lazım. Yani bayanlar tarifimde niye anlarlar? Bir şekerlik olsun, bir vazo olsun, bir gümüşlük olsun, orada bir işte dantel örtüsü olsun, duvarda bir tablo olsun. Bunlar odayı renklendiren güzel aksesuarlardır. Aynı şekilde şehirlerin belli aksesuarları vardır. Sadece yol yapmak, park yapmak, sosyal tesis yapmak, cami, okul yapmak yeterli değil.
şehre kazandıracağınız bu aksesuarlar, anıtlar olabilir, meydanlar olabilir, çok özel bahçeler olabilir, fotoğraf köşeleri olabilir, tarihi eserlerin restorasyonu olabilir, olabilir de olabilir. Çok farklı şeyler. Dolayısıyla şehri renklendirdiğinizde, aksesuarları güzelleştiğinde de diğer illere göre kıyaslandığında açık ara öndeyse orası o zaman yaşanabilirlik iller arasında yükseğe çıkar. Oraya turist gelmeye başlar. Mesela Erciyes aksesuarlarımızdan bir tanesi. Yani Erciyes yıllardır dağ olarak durmuş. Gitmişiz, gelmişiz, sucuk ekmek yemişiz ama buraya büyük bir tesis yapılmamış. Aynı şekilde işte vadiler var. Koramaz Vadisi. Ben 51 yaşındayım. İşte 2-3 sene öncesinden itibaren Melik Gazi'ye başladım. Memduh Başkan Koramaz Vadisi'ni dillendirmeye başladı ki Memduh Başkan da 20 sene Melik Gazi Belediye Başkanlığı yapmasına rağmen son 2-3 senedir Koramaz Vadisi'ne yoğunlaştı. Bu şunu gösteriyor. Germir, Tavlusun, Koramaz Vadisi, Erciyes gibi birçok alanda elimizde potansiyeller var. Bu aksesuarları, bu potansiyelleri iyileştirdiğimizde buraya turist gelir. Selçuklu Meydanı ve Anıtı da bu tür aksesuarlardan bir tanesi. Hem mazimizi hatırlama açısından ki burası Kayseri, kimse inkar edemez. Konya gibi, Erzurum gibi, Sivas gibi bir Selçuklu şehri. Bu Selçuklu'nun anılması açısından da güzel. Aynı zamanda da Selçuklu'yu şu anda insanlar merak ediyor. Bu diriliş dizisi olmak üzere birçok Ertuğrul'du, dirilişti, farklı kapsamlarda Selçuklu'yu anlatan dizilerden dolayı sadece Türkiye'de değil, bu dizilerin hepsi dünyada oynamaya başladı. İşte Selçuklu'ya sahip çıkacak, Selçuklu'yu anlatacak. Kayseri'de eserler, anıtlar, meydanlar, farklı şeyler yaptığımızda zannediyorum buraya gelen kişi sayısı artar. Kayseri'ye gelen sayısının artmasının ne faydası var? Turist sayısının, yerli yabancı. Bir, otelde kalacak. İki, restoranta gidecek, yemek yiyecek. Üç, alışveriş yapacak. Dört, taksiye binecek. Bunun gibi birçok zaman geçirecek. Giderken de pastırmasını, sucuğunu, hediyeliğini, halısını alacak. Dolayısıyla esnaf için bence bu tür projeler gerekli ama yeterli değil. Daha farklı da yapmamız lazım. Bizim onun üzerinde projemiz var. Bunu da inşallah basınla zaman zaman paylaşacağız. Bu projeler inşallah Kayseri'ye, Melik Gazi'ye değer katacak. Kayseri Belediyeciliği farklı. Ben geçen gün burada görev yapmış bürokrat bir arkadaşın farklı bir ile gitmişti. Buraya gelmiş. 15 Temmuz vasıtasıyla 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda görüştük. Dedi ki ya başkanım biz dedi Kayseri dışına gidince Kayseri'nin kıymetini anladık. Burada belediyecilik var. Bizim gittiğimiz şehirde bu kadar hizmet yok, bu kadar şehircilik yok, belediyecilik yok diye. Hakikaten Kayseri dışına çıktığımızda Kayseri'nin kıymeti daha iyi anlaşılıyor. Dolayısıyla Kayseri'ye ilave neler katabiliriz? Onun mücadelesindeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. İnsanlara bakıyoruz. 20-30 sene oturdukları binayı kentsel dönüşümde yıktırıp yenilemenin peşinde. Neden? Orada işte şehir çok büyüdüğü için kırsal alan boşalmış, şehir merkezine göç atmış, işte daire fiyatları artmış, işte onu yıkıp yenisini yaptığında altta daire var mesela, zeminde dükkan yokmuş. Diyor ki ben buradan dükkan çıkartırsam kirası şu kadar olur, daire fiyatı şu anda 150 ediyorsa yenisi 450 eder falan, hep hesap peşinde. Bir kısım da hesap değil de hakikaten eskidiği için mevcut inşaat teknolojisiyle 30 sene önceki farklı olduğundan dolayı eskimişlik var. Yani kentsel dönüşümün de sadece deprem riski değil, biraz daha şehirlerin kalitesini artırmak, görsel güzelliği artırmak ve sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa'daki gibi 200-300-500 yıllık binaların kalmasını sağlamak için yeni bir yönteme gitmek lazım. Cumhurbaşkanımız her zaman diyor, düşey yapılanmayı biraz azaltalım, yataya geçelim diye. Ama burada da mesela sizin 15-20 katlı elinizde imara olan arsanız var. Onu düşüremiyorsunuz. Yani vatandaşımız orada bir yanlış anlama var. Onu düzeltmek lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği yeni imara açılan yerlerde bundan sonra zemin artı 5'i geçmeyelim. Ama önceden imar hakkı verilmiş, 15 kat verilmiş, 20 kat verilmiş, 10 kat verilmiş şeyi biz zaten yasal olarak düşürmemiz, 2 kata düşürmemiz mümkün değil. Bununla ilgili de belki yeni çalışmaların yapılması ve kentsel dönüşüm sürecinin
farklı bir açıdan değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak kubbe gösteri merkezinde kamp alanı vardı. Evet. Yani son durum nedir efendim? Son durum projeleri inşallah bayramdan sonra onaylayıp kamp merkezi daha hızlı gidiyor. Kamp merkezinin ihalesini nasip olursa bu yaz bitmeden yapmayı istiyoruz. Gelecek sene de kamp merkezini inşallah tamamlayıp 2022'de kullanılabilir hale gelmesi. Kubbe Etkinlik Merkezi'nde de mimari projeye onay verdik. Şimdi statik tesisat ve diğer akustik ve diğer projelerin çalışması başlayacak. Ona da bayramdan sonra inşallah onay vereceğiz ve en kısa zamanda da oranın ihalesini yapıp hayata geçirmeyi istiyoruz. Bağcılık Müzesi gerekli yasal işlemleri bitirdik. Şimdi oradaki eski konağın temelleri kalmış sadece. Yeni bir proje çizimine başlandı. O projeyle birlikte o bağ evinin yenilenmesi, bahçenin yenilenmesi ve Kayseri'ye güzel bir bağ müzesini kazandırmayı hedefliyoruz. Kurban Bayramı boyunca kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte işlemleri yürüten Melikgazi Belediyesi 28 farklı noktada kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanılacağı hale getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban kesim noktaları kapalı pazar yerlerinin yıkanması, dezenfekte, kireçleme işlemleriyle sokak ve konteyneri yıkama çalışmaları programlı olarak yürütüldü. Melikgazi halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için ilk günden itibaren temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapılan kesimlerin ardından bölgede yaşanabilecek haşere oluşumunun da önüne geçmek amacıyla ilaçlamalar yapılarak bakteri oluşumu engelleniyor dedi. 28 farklı bölgede kurban kesim alanlarının hızlı bir şekilde temizlendiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla oluşturduğumuz kurban yakalama ekiplerimiz de kaçan kurbanlıkların yakalanmasında oldukça başarılı bir çalışma yürüttü dedi. Kayseri'de girişimci Venhar Yılmaz, burada tutmaz diyenlere aldırmadan Bozkır'da oluşturduğu Lamanta Bahçesi ile kendi markasını oluşturarak ekonomiye katkı sunmak istiyor. Kayseri'de yaşayan Venhar Yılmaz, Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi'ndeki 4 dekarlık alana lavanta dikti. Burada tutmaz diyenlere aldırmadan bahçesini oluşturan Yılmaz, adeta Bozkır'ın ortasında renkli bir yer oluşturdu. Görsel güzelliği olan bahçesini ilerleyen süreçte büyüterek lavanta yağı, lavanta balı üretimi ve fotoğraf çekinmek isteyenlerin uğrak yeri haline getirmek isteyen Yılmaz, kadın girişimcilere de örnek oldu. Eşimle beraber yani hobi amaçlı lavanta bahçemizi kurduk. Sonrasında devam ediyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Burada şu anda dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var. 2 dekarı yaklaşık 2 yaşında, 2 dekarı da 1 yaşında olmak üzere 4 dekar. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz inşallah. Yani gelen taleplere göre daha doğrusu boş alanımız var sağda ve sol taraflarda. Alanımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Ya planlarımız şöyle aslında, biraz gelişi güzel ilerliyor bu durum. Talebe göre, yani ben ilk önce yağlık olarak düşünmüştüm. Bu tıbbi bir lavanta çeşidi çünkü. Yağını satmaya başladım. Geçen yılki aldığım yağ çok talep oldu. Sonrasında turizm için buraya gelip fotoğraf çektirmek isteyen arkadaşlar oldu. Düğün için fotoğraflar isteyenler oldu. Gelinler, damatlar burada fotoğraf çektirmek istedi açıkçası. Biz de o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani gün ne getirir bilmiyorum. Belki daha farklı şeyler de olabilir. Burada arı beslemeye başladık. Lavanta balı üretmek de istiyoruz açıkçası. Yani lavantanın her şeyinden faydalanmak istiyoruz. Kayseri'ye inşallah güzel, değişik bir yani ekonomiye katkısı olacak bir şey sunmak istiyoruz. Kayseri'de de tek burası. Şu anda evet, Kayseri'de tek. Bence yani kesinlikle imkansız diye bir şey yok. Yani bir yola başlarken insanlar çünkü genelde olmaz, yapamazsın, burada tutmaz. Ya bu bitki de bu şekilde oldu. Batı tarafında daha iyi yetişiyor derlerken burası 1600 rakım ve ben bu bitkiyi burada tutturdum. Evet. Ve keşke kimseyi dinlemeseydim, daha büyük bir şeyler yapsaydım ama kısmet. Tabii ki çok şaşırıyorlar. Zaten
Yani Instagram sayfam var, Venhar Lavender. Oradan paylaşım yapıyorum. Oradaki arkadaşlar özellikle çok fazla talepte bulunuyor. Adres soranlar oluyor. Burası Talas'ın Kamber Köyü'nde. Ya etrafı zaten tamamen doğal şeylerle çevrili bir yer yani. Şehir merkezine de bayağı uzağız. Aslında bunun da bir avantajı var tabii ki. İsteyen herkes gelebilir. Kapımız herkese açık. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bayram sabahında alana getirilirken kaçan hayvan ilk olarak 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Uyuşturucu iğnelerden ve ekiplerden son defa kaçmayı başaran inek kaçtığı yerden tam 18 kilometre uzaklıkta bulundu. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda bayram sabahı satıcısı tarafından kamyonetle kesileceği eve getirilen kurbanlık kamyonetten indirildi. Araba bagajına bağlarken hayvan satıcısının elinden bir anda kaçan kurbanlık gözden kayboldu. Belediye hoparlöründen yapılan kayıp anons sayesinde kurbanlığın indirildiği yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sarı Mehmetli Mahallesi'nde görüldüğü ihbar üzerine Tomarza Belediyesi zabıta ekiplerinin de arasında bulunduğu 7 kişilik ekip bölgeye gitti. Bir ağacın altında yatan hayvana zabıta ekipleri tarafından 2 adet tabancayla uyuşturucu sıkıldı. Uyuşturucu iğne sıkılan hayvan kendini aramaya gelen kişilere saldırarak kaçmaya devam etti. Kaçan kurbanlık göz temasının kesilmesi üzerine ikinci kez kayboldu. Hayvan sahiplerinin yaptığı aramalar sonucunda kaçan hayvan 18 kilometre uzaklıktaki Cücün Mahallesi'nde bulunarak kesildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 yaşındaki genç kız odasında ölü olarak bulundu. İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki YN'yi hareketsiz şekilde yatarken bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yeğeninin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yeğeninin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de çaldığı motosikletle kaza yapan şahıs, kullanılamaz hale gelen motosikleti refüjde bırakarak kaçtı. Koca Sinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 38 AEU 468 plakalı motosikletle kazaya karışan bir kişi ticari taksiye binerek gitti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler kazanın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken motosiklet üzerinde de inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet yapılan incelemenin ardından çekiciyle kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde ATV'nin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Zincirdere Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki gencin mahallede gezintiye çıktığı ATV aydınlatma direğine çarptı. Kazada ATV'de hasar olurken iki kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı. ATV çekiciyle yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de sosyal medya platformlarından uçak düştü haberi asılsız çıktı. Sosyal medya platformlarında Tomarza ve Biberi ilçeleri arasına uçak düştüğü şeklinde haber servis edildi. Yapılan haber asılsız çıkarken uçağın Sivas'tan kalkan MTA'ya ait alçak irtifadan uçan uçak olduğu öğrenildi. Ayrıca ön çağrı biriminin uçağın pilotuyla görüştüğü olumsuz bir durumun olmadığı bildirilirken alçak irtifadan uçan uçağı gören bir vatandaşın uçak gözden kaybolduktan sonra uçak düştü ihbarı yaptığı öğrenildi. Spor yapıyor musunuz? Sporun herhangi bir dalıyla peki ilgileniyor musunuz? Kayserili vatandaşlara sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Sporla ilgileniyor musunuz? Vallahi koşu yapıyoruz ya. Hani futbolla falan uğraşmıyorum. Koşuyla ilgileniyoruz. Öyle. Spor yapmak, koşu yapmak size nasıl hissettiriyor? Vallahi spor yapınca daha dinç hissediyor insan. Yapmayınca böyle daha yorgun, daha bitkin. Spor yapınca tabii daha iyi oluyor.
İnsan daha iyi hissediyor. Vücuttaki yağ oranının azaldığını hissediyor. Vücudun sıkılaştığını hissediyor. O yüzden güzel oluyor yani. İnsanlara bir tavsiyeniz var mı spor konusunda? Vallahi spor konusunda değil ama yeme konusunda tavsiye edebilirim yani. Yeme konusunda. Bence gazlı içeceklerden uzak durmalı insan. Sıvı olarak sadece maden suyu, su ve sütü tüketmeli. Onun haricinde trans yağlardan uzak durmalı yani insanlar. Bu şekilde tavsiye verebiliriz yani. Peki buradan devam edecek olursak bu zararlı içecekler, yiyecekler insanların hayatına, bizim hayatımıza nasıl etki ediyor? Bizim hayatımıza nasıl etki ediyor? İleriki yaşlarda tabii hastalıklar, hastane kuyruklarında daha çok bekleme, bunun gibi şeyleri tabii tetikliyor yani insan sağlığını tetikliyor her yönden. İnsan sağlığına dikkat etmek zorundayız. Hem kendimizin hem de çevre açısından. O yüzden bunun başlangıcı spor bence. Daha sonra yeme içme diye düşünüyorum ben. Spor yapan insan da zaten farkına vardığı için yeme içmeye dikkat ediyor yani zamanla. Şu an yapmıyorum ama yüzme yapmıştım eskiden. Futbol oynadım. Masa tenisi oynadım. O kadar. Spor bana ne katıyor? Açıkçası düzenli bir hayat yaşamamı sağlıyor. Düzenli beslenmemi sağlıyor. Fiziksel olarak daha güçlü olmamı sağlıyor. Onun dışında ya boş zamanlarımı daha güzel geçirebiliyorum aslında spor yaparken. Profesyonel olarak yapmadım. Bir iki ay falan kursuna gittim. Ondan sonra zaten düzenli olarak yaz aylarında genelde havuzlara falan giderim. Masa tenisini de bir sene kadar oynadım. Birkaç yarışmasına katıldım. Çok profesyonel değildi, amatördü. Onun dışında futbolda da genelde okuldaki spor takımlarında falan oynadım. Onun dışında halı saha, o şekilde. Şu an için öyle bir düşüncem yok açıkçası. Spor konusunda genç yaşta ben açıkçası başlamalarını öneririm. Çünkü genç yaşta hayatlarını düzene almaları gerekiyor. Dediğim gibi fiziksel olarak da sağlık konusunda da kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Spor ve beslenmeyi aslında düzenli olarak yaptığımız zaman ikisi birbiriyle gerçekten çok uyumlu hale geliyor. Özellikle kahvaltı. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Kahvaltılarını mutlaka yapsınlar. Spor yaptığımız zaman vücut belli bir şey harcıyor, enerji harcıyor. O enerjiyi de yerine koymaları gerekiyor yemekle. O yüzden yemeklerini de düzenli olarak yemeleri gerekiyor. Evet. Kendim şu an spor yapıyorum. Akşamları iş çıkışında spora gidiyorum. Keyifli hissediyorum, huzurlu hissediyorum kendimi. İsterim herkes sporunu yapsın. Genellikle boks, tekvando, o tür şeylerle ilgileniyorum. Koşu yapıyorum. Bendeki değişim ne oluyor? Kan akışım hızlanıyor. Ondan sonra nefesim açılıyor. Daha rahat nefes alıp verebiliyorum. Hocam zamanında 7 yılı bir tekvando yaptım. Ondan sonra Ming Chun eğitimi falan almıştım. Sonra bıraktım artık. Saldım göbeğe. Neden bıraktın? Bir sebebi yok aslında. Öyle bir sıkıldım. Bir bunaltı geldi, bırakayım dedim. Gezmeye falan başladım daha çok. Hala böyle vücudumda esneklikler var mesela. Bacağım esnek. Böyle özgüven var ya. Spor yaptığın zaman biraz özgüven geliyor. Kendim biraz özgüvenli hissediyorum yani. Sağlık açısından bilmiyorum ya. Spor yaptığın zaman tamam hani daha fazla yürüyorsun, daha fazla koşuyorsun da. Başka bir şey öyle görmedim. Spor kesinlikle yapılması gereken bir şey aslında böyle. Vücudun sağlığı için bence yapmalılar. Hocam bence onun için kesinlikle bir diyetisyen veya bilen birisinden eğitim almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendi bakış açılarıyla olabileceğini düşünmüyorum. Eğitim almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yapıyorum abi, futbol oynuyorum ben yol sporda. Ama şu an gitmiyorum, çalışıyorum yazdan dolayı iş yapıyorum. Şu an aynen. Öyle spor da yapıyorum. Yeni fitness'a başladım öyle yani. Spor yapmak bana çok şey hissettiriyor abi. Yani sporu herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Yani hayatınıza başarılı yönleri de var. Yani kötü yönleri de var. Mesela sakatlık yaşayabiliyorsun ama hayatınıza her zaman olumlu şeyler yansıtıyor spor. Spor güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Abi ben futbolu 11 senedir oynuyorum. Vücutta güzel gelişimler sağlıyor. Sigara içmiyorsanız daha güzel oluyor. Mesela şeyiniz açılıyor, ciğerleriniz, mesela kondisyonunuz artıyor. Onun gibi vesaire şeyler katabiliyor futbol size. Abi şu an benim düşüncem var ama şu an Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz. Torpilsiz olmuyor yani.
bu dediğim futbol oynuyorum ama amatörde kaldık. Profesyonel olmak için biraz da olsa torpilin lazım. Yetenek her şeyi şey yapmıyor. Torpil lazım o yüzden abi. Evet. Buradan insanlara spor anlamında sigara içmeyin, spor yapın demek istiyorum abi. Yok yapmıyorum. Bazen ya. Spor oldukça sağlığa faydalı fakat şöyle işten dolayı. Zaten geç girip geç çıkıyoruz. Ondan sonra günün yorgunluğu var. Ondan dolayı vakit ayıramıyoruz yani. İşimiz olmasa değil, işimiz biraz daha esnek saatler olsaydı daha kolay spor yapılırdı. Yani yapmışlığım da vardı daha önceler ama yani ufak böyle nasıl diyeyim spor salonuna gidildi gelindi falan. Kendi arkadaşlarımız arasında düzenli halı saha maçları gibi. Kendi spor olarak gördüğümüz hobiler yani. Daha önce gitmediğimin pişmanlığını yaşıyorum. Çünkü bayağı bir yoruluyorum. Yani sürekli gidilse falan diyor ama dediğim gibi işler ondan sonra nedir onun adı. Herhangi her şey bir mana oluyor yani buna. İmkanı olan yapsın ya. Valla güzel bir şey tabii ki. Sonuçta spor. Bu başka şekilde anlatılamaz yani. Futbol ve voleybolu gençliğimde amatör olarak uyguladım yani. Şu anda da yürüyüş olarak günde 10 kilometre yürümeye çabalıyorum. Onu da hemen hemen her gün gerçekleştiriyorum yani. Ya, fabrika ayarlarına dönmüş gibi oluyorsun. Stresin, sıkıntın varsa tabii ki hafifliyor. Artı bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman bir yük olmuyor. Şimdi çoğu insanlar yürüyüşü bir angarya olarak görüyor. Ama bunu sürekli bir zamana yaparsan yürümediğin zaman rahatsız oluyorsun. İşte bir yük olmuyor yani bu vücudun her tarafı. Zaten biliyorsunuz yürüyüşün en güzel gayesi kan dolaşımını sağlamak. Tabii vücudun ondan sonra direnç gösterdiği yerlere kanı pompalıyorsun yani. Bu yılların alışkanlığı olduğu zaman yükten ziyade keyif oluyor. Yapmadığın zaman da vicdan azabı çekiyorsun. Gerçekten yani yaşı 50'nin üzerinde olan insanlara bilhassa tavsiye ederim yani. Onu, ya mutlaka tabii bizim zamanımızda ekonomik olarak bir getirisi yoktu yani bunun. Biz tamamen amatör ruhla yapıyorduk bu işleri. Daha sonra yani insan hayatında tabii ki aktivitelerin önemi var. Mesela hoş, bir yüzme olabilir, atletizm olabilir, futbol olabilir, voleybol olabilir. Bize verilen o andaki imkanlar futbol ve voleybola uygundu. Şimdi tabii bunu profesyonel manada daha güzel, daha bilinçli yapmak var. İmkanlar var da. Yani araştırmak lazım. Yani gençler, şimdi bakıyorum gençlere çok manasız topluluk şeklinde geziyorlar. Mesela böyle bir etkinlikleri yapsalar çok çok daha faydalı olur. Düşünme kapasiteleri yükselir. Becerileri artar. Ben bakıyorum yani gençliğe bizim zamanımızdaki heves yok. Bir de bizim zamanımızda mesela yüzmeyi unuttum. Havuzlar vardı. Hangi havuz olursa olsun giderdik. Ve deniz kenarında yaşayan arkadaşlarımız bize merak şey yapardı yani. Ya sen İç Anadolu bölgesinde yüzmeyi niye bu kadar güzel yapıyorsun diye. İşte bu havuzların meselesi. O zamanlar tarlalar vardı, bahçeler vardı ve havuzlar vardı. Giderdik ücret karşılığında. Ondan sonra yüzmeyi orada öğrendik. Bunun da faydasını mesela denizlere gittiğimizde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Veya daha büyük havuzlara gittiğimizde hiç sıkıntısını yaşamadık. Çok da keyif alarak yaptık yani bunları. Şimdi gençlere bir bakıyorum yani böyle çok amaçsız, yazık ya. Ondan sonra çok amaçsız böyle büyük bir topluluk halinde oradan oraya. Şu arka parktan ön parka, ön parktan arka parka. Yani bunun yanında mesela güzel aktiviteler yapabilirler, kitap okuyabilirler, en güzel zamanlar. Ondan sonra farklı bu sporu teşvik eden yerler var. Şimdi eskisi gibi değil. Voleybol oynamak isteyene de saha var, basket oynamak isteyene de saha var, futbol oynamak isteyene de, yüzmek isteyene de daha bilinçli hocalarla, daha bilinçli bir şekilde yapılma imkanı var. Ama gençlerde bu şeyi göremiyorum yani. İlgiyi, alakayı göremiyorum. Yani boş, lüzumsuz. Böyle bir cep telefonu hayranlığı var. Yazık ya. Böyle ellerinde ne anlıyorlar? Bizde de cep telefonu var.
Ama bunu mesela cep telefonu güzel bir nimet. Bunu uygun olarak kullanırsan güzel bir nimet. Ya böyle ondan sonra o ne demiş, bu ne demiş, lüzumsuz. Ondan sonra buna da sosyal etkinlik diyorlar. Hiç sosyalliğin alakası yok. Sosyal etkinlik güzel şeyler öğrenip arkadaşlarına güzel şeyleri söylemektir. Yani ondan sonra farklı farklı biyografi yazıları, otobiyografi yazıları, hikaye, şiir, öğren bir şiir. Fazıl Yusuf Dağlarcan'ın şiirini öğren, arkadaşlarına da oku güzelce. Bak arkadaşlar, ben size bugün bunu okuyacağım da. Buna benzer çok gereksiz, lüzumsuz, faydalı bir aleti faydasız bir şekilde kullanıyoruz yani. Tavsiye etmek iyi bir şey değil. Çünkü onlar Hazreti Nuh'un dedesi 900 sene yaşamış ama hiçbir karakteri değiştirememiş. Yani bu bir karakter meselesi. Şimdi oturup, kendi kendine oturup, ya arkadaş ben ne yapıyorum? Kendim için ne yapıyorum? Şehrim için ne yapıyorum? Ailem için ne yapıyorum? Ülkem için ne yapıyorum? Şeklinde. İlk önce kendi kendini bir sorgulaması lazım. İnsan karakterini, insan davranışlarını değiştirmek zor. İnsan ancak kendi kendini değiştirir. Eskisi gibi değil. Mesela çok güzel imkanlar var. Devletin, hükümetin sunduğu imkanlar var. Yani burada kendisi arayış içerisinde olacak yani. Söylemeden olmaz.